Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause... Sahne hazırmış arkadaşlar, bir sahneye geçiş yapacağız. Orada takımlar kurulacak herhalde. Deneme deneme. Yine denedim. Sanırım çerez, evet, pasladı. Okey. Şimdi tekrar sahneye geldik. Topluluk versus içerik üreticilerinde biraz tek taraflı bir mücadele vardı. Onu gördük. Ama burada ilkini Ramazan'ın sonunda, bayramın son gününde yaptığımız, pazarında yaptığımız daha doğrusu, ilk Wild Rounds'un ikinci mücadelesini yapıyor olacağız. Geçen sefer yayın öncesinde kadrolar kurulmuştu. Ama bu sefer şöyle bir şey yaptık. İçerik üreticisi arkadaşlarımla da konuştuk. İki tane takım kaptanımız var ve bu kaptanlar kendi aralarında birer birer seçim yapacaklar ve daha sonrasında beşliler ortaya çıkacak. Dediğim gibi best of five mücadele, 3 maça ulaşan kazanır şeklinde düşünebiliriz. Bu arada sahnede geçen sefer aramızda olmayıp yanımıza katılan isimler var. Onlara da bir öncesinde merhaba diyeyim. Silim, sen oynamıştın diye hatırlıyorum geçen maçı. Burada Sensei var. Ne haber abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Batu? İyiyim ben de. Geçen Wild Rounds'u kazanan ekipteydin. Bu sefer de kazanan ekipte olacak mısın sence? Umarım, takıma bağlı, pek bana bağlı değil. Bu bir takım oyununu duyduk. Yanımızda, ops çok pardon, Creed var bu arada. Senden ne haber abi? Merhabalar. Hazırız, geldik. İyiyim. Wild Rounds için geldim buraya. LoL'ü fethettim. Şimdi de Wild Rift'te göstereceğim diyor musun? Aynen öyle. Sıra Wild Rift'te. Let's go. Okey. O zaman göreceğiz bakalım. Şimdi de Yürüyen Base var. Sen nasılsın Kerem? Ben de iyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Çok şükür. Ben de iyiyim. Hemen buradan selamı verelim. Ve Baho var. Baho, sen nasılsın? Merhaba. Nasılsını geçiyorum. Kazanacak mısın? Kazanabilecek misin? Yani etkinliklerimize katılıyorsun. Bir kazandığını görecek miyiz? Ya geçen arenada ikinci oldum. 10.35 orada son osmu olur gibi birazcık bilemiyorum artık. Herkes kendi vicdanına bıraksın o seçimleri. Bu sefer kazanırız ya, bu sefer bizde. Yani sadece arenada mı? Wild Rounds, Wild Rift ilk mücadelede de kaybeden taraftaydın ama inş diyorum, inş. Ama Wild Rounds'da ilkinde kaybeden takımın MVP'siydim. Onu lütfen altını çizmek lazım. Teselli ikramiyesi, W olmadan hiçbir önemi yok diyorum. Burada Trix de var abi, hoş geldin. Ne haber, ne var ne yok? Hoş bulduk. İyidir, seni sormalı. İyiyim ben de. Bugün bir Lee Sin görecek miyiz yoksa diğer Lee Sin'i bilenler oynasın mı diyeceksin burada? Ben birazcık ormanı bıraktım burada. Biraz daha farklı rolde oynuyorum. AD carry oynadım ama her rolde de idare ederim. Hiç sıkıntı yok. Diyor. Bakalım Trix kazanan tayfada mı olacak? Hemen sen geçen mücadelede var mıydın? Seni şu an pas geçmem lazım. Hayır. Wild Rounds'u zaten kazandın. Topluluğa karşı da oynamıştın. Burada da kazandık. Yine kazanacağım diyorsun. Kaybetme hakkım var diye düşünüyorum. Bahanesini üretmiş. Togi, yüzünü gösterdin. Galibiyeti aldın. Aldım, aynen. Şu anda kazanmaya çalışacağım yani, fark etmez. Okey. Ve şimdi esas sırada geçen mücadelede de oynayan iki arkadaşım var. Shima ve Bambi var. Onlar takım kaptanları. Sizden ricam sırayla kimi istediğinizi söylemeniz ve ona göre takımlar çıksın ortaya. Shima, senle başlıyorum. Ben Pazi istiyorum. Shima Pazi'yi aldı. Hatta şöyle yapalım. Shima gel abi sen bu tarafa doğru. Bambi sen de bu tarafa alalım. Direkt beşliler ortaya çıksın. Pazi sen Shima'nın yanına geçebilirsin. Bambi sen kim alıyorsun? Siliv'i alıyorum. Siliv bu tarafa geldi. Hemen mikrofonu verdim. Togi gitti Shima'ya. Bambi kim alıyorsun? Şu an bir yandan strateji yapıyorlar. İnanamıyorum. Burada bir lolcülere güven problemi seziyorum. Bilmiyorlar. Gizli yeteneğin farkında değiller. Sensei gitti. Bao gitti bu tarafa. Bambi kimi aldın? Ağır abiler sona kaldı gibi. Ve Creed gitti. Bambi'ye. Böylelikle Trix gelmiş oldu buraya. Ve Kerem, Yürüyen Bey de burada. Şimdi kadrolara bir bakıyoruz. Bu arada direkt masaya da geçebilirsiniz. Siz de ayarlamaları yaparsınız. Siz de masanıza alayım.
kendi aranızda bir kim nereye gidecek bakarız. Evet, şu anda kadrolar kuruldu. Lobiyi kurmak için arkadaşlarımızı bekliyoruz. Daha sonrasında da maçın anlatımında yine Çerez olacak. Ben topu yavaştan yine Çerez'e paslayayım. O maç öncesi muhabbetini yapıp daha sonrasında analizine... Aha. Maç başladı. Kameramı şöyle alayım. Zed Akali, Zinzao Yumi. Bu arada Yumi burada herhalde güçlü. Az önce de seçildi ama tabii az önce oynayamadılar tam anlamıyla istedikleri gibi. Zed de banlandı. Aslında mesela telefondan oynandığı için mantıken Place Charlar, Zed gibi, Akali gibi karakterler zor olması lazım. Ama işte onu ayarlı... Bak Yasuo da mesela normal LoL'de bile bu 3 şampiyon oynamak zor. Adamlar Wild Rift'te oynuyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi işte Wild Rift oynaması biraz daha kolay. E zaten daha kolay ama günün sonunda ne kadar kolay olabilir, anladın mı? Hani ne kadar? Şimdi bunu iyi oynamak farklı bir şey yani. Mesela atıyorum Jinx oynamak daha mı zor? Anladın mı? Onu demek istiyorum yani. Oo, ilk az önce Karma banlanmıştı. Şimdi direkt ilk seçimden Karma'yı çekti mavi taraf. Karma'yı direkt rakipten çaldılar bu arada. Onu söyleyeyim. Yani o bariz belli. Rakipten direkt söktüler, aldılar. Bakalım, az önce Soraka banlıydı. Bu arada yürüyen base varken Karma alındı. Belki Karma mid gidip bir şeyler de olabilir derken. Oha. Maokai ve Rammus. Rammus'u severiz abi. Oy, Nautilus geldi. Karma'nın belki de LoL tarafında en büyük counter'larından, kontralarından bir tanesi. Neden? Çünkü Karma dürtmek istiyor, yavaş oynamak istiyor. Nautilus counter'lıyor derken işte az önce bahsettiğimiz olay, Karma esnetip bakalım alt koridora Braum gelecek mi? Bence gelir. Gelmeli de yani. Niye gelmesin? Oo, Olaf Braum mu geldi? Olaf Karma, Braum bir de. O da açık yani şey olarak, mantık olarak. Şu an sol tarafın draft bence bayağı iyi gidiyor. Olaf da buraya çok iyi bu arada. Nautilus artı Maokai'ye karşı Braum da geldi. Of. Oy 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 oy. Sol tarafın draft yardı şu an. Bakalım buraya ne alacaklar. Şimdi bir tane sağlam AD carry'e ihtiyaçları var. Ya ben olsam buraya mesela normalde Zayah Mayah derim ama Braum olduğu için biraz sıkıntı. Olaf'a karşı Zayah falan çok iyi aslında. Ama Braum da biraz sıkıntıya sokuyor aslında. Zayah'ın tüylerini biliyorsunuz. Yone burada Karma'ya karşı yine fena olmayan tercihlerden. Onu da hatırlatalım. Derken son tercih. Ha şey lan, tercih yapıyorlar sandım. Neyse, set yasakladılar. Evet, bir nişancı bence Zayah direkt gitti. Zayah mantıklıydı zaten. Ya tabii ki Braum bozuyor ama günün sonunda Olaf onu yakalaması baya zor. Evet, bakalım şimdi kırmızı taraf son yasaklamadan ne yapacak? Bir şey diyeyim mi? Buraya sol tarafa neyse söylemeyeceğim. Ona göre banlamasınlar. Banlasınlar söylese, sonra söyleyeceğim. Abi şu an sizce sağ tarafa sağ tarafa diyorum. Sol tarafa bir Garen iyi gitmez mi ya? Nautilus'a, Maokai, Yone alayına tek böyle tık tık ulti ile Q ulti bayıltabilir gibi geliyor bana. Set de yok. Belki Darius biraz sıkıntıdır. O yüzden almayabilirler tabii, orası ayrı konu. Ama sanki iyiymiş gibi geldi bana. Evet, mavi takım son yasaklamasını yapıyor. Hop, yasaklayamadılar. Geçmiş olsun. Lucian gösteriyorlar.
Harbiden adam Lucian mı alıyor derken bir anda Kai'Sa'ya döndü. Ooo Vayne'yi. Ooo Vayne. Gerçi Nautilus Maokai'ye karşı o kadar iyi olmayabilir de. Hani Yone'ye, Kai'Sa'ya karşı bayağı iyi. Lucian Braum mu geliyor yoksa? Harbiden Lucian Braum geldi. Karma top lane Ziggs mid mi yoksa bir anda? Bir anda böyle bir şey mi geliyor yoksa? Ama Karma top lane bence o kadar iyi olmaz. Mid olması lazım ki Olaf'la sağa sola gezsinler. Diye düşünüyorum. Malphite geldi. Bence mesela buna hiç gerek yok. Şu an çok ağır bir kontra yiyebilir. Mesela Darius açık. Yani burada tabii ki Darius tartışılır ne kadar iyi olur derken. Lilia mı? Amu mu? Maokai mi tap? Kaya gibi. Vallahi Lilia aldılar. Maokai tap o zaman. O zaman Maokai tap abi buradan. Ya Lilia Olaf'a karşı iyi çar. Yani Olaf onu yakalayamıyor ya ormanda. Hani Maokai'ye karşı bayağı güçlü olurdu ama Lilia mesela bir şekilde onu kayıtlayıp öldürebilir. Aslında bana sorarsanız burada Maokai'yi tapa göndermek özellikle Malphite'i gördükten sonra çok iyi. Bence sağ taraf o son pikiyle bence biraz günü kurtardı. Oğlum benim uykum gelir lan orada. Ben orada yatsam var ya direkt uyurum. Ben izlerken uyudum. Şimdi arkadaşlar oyun bir tık geç gelecek bizde. Hani ilk bağlanırken biraz delay'li bağlanıyoruz ama sonradan eşitliyoruz durumu. O konuda da kusura bakmayın. Favori kim? Yani şu an bir favori yok ama o Lilia piki bence biraz iyi olmuş olabilir. Of omuzum. 30 saniye kalmış arkadaşlar. Koç adamlar pik yaparken seni duyuyorlar mıydı? Sanırım duyuyorlar evet. Ama bana göre pik yapmazlar. Evet maçımız şimdi başlayacak. Çok az kaldı. Aynen öyle maç başladı. Bende oyunun sesi yok ama o da gelirse efsane olur. Şu sıralamayı yapabiliyor muyuz? Reji yani üst koridor, orman, orta koridor falan gibisinden. O sıralama yapıyorsa yaparsak bayağı güzel olur.
Aha. Ooo. Yone ile bayağı iyi oynadı orayı. İşte bahsettiğimiz aslında olay bu. Yani karma tabii ki güçlü. Ama işte böyle bir problem yaşatabiliyor. Mesela Malphite Maokai'ye ne yapabilir ki abi? Hiçbir şey diyeceksiniz ki abi Maokai da Malphite yapamaz. Yapmasınlar abi. Şu an sağ tarafta yani Nautilus'ları var, Lilia'ları var, Yone'leri var. Fena kayıtlayabilirler gerçekten. Yani özellikle Malphite ultisine bir flash milash gelirse bir anda sağ taraf dümdüz eder takım savaşlarını. Oha. Karma ne biçim vurdu lan? Oo, yine yakaladılar. Çok güzel combo. İşte bak ne dedim size. Aha. O da öldü. Hey. Maokai'ye dive atmaya çalışırken. Oo, çok büyük sıkıntı. Yalnız Braum burada yakalanmış olabilir mi diyeceğim. Nautilus yakalandı. Şimdi buradan iki tarafta çıkmayı başarıyor. Şu an Yone Lilia'yı acayip iyi kullanıyorlar. Çok çok iyi kullanıyorlar. Sanki Karma Orta Koridor alışık değilmiş gibi geldi bana. Baksana adam kuşları da alıyor. Yone şu an çok öne geçti. Yani 1100 altın fark var şu an. Ciddi bir fark bu da yani. Öyle dakika bir de kaç daha. Zaten 1500 altın önde tüm takım. 1100 altın sadece bir koridor. Aha Bambi yakalandı. Oo direkt tekiyi böldü. Şu an Lilia ile Yone bildiğin haritada oyun oynatmıyor fark ettiyseniz. Oo Braum da öldü. Oğlum Yone ne yapıyor? Her yerde lan adam. Ejderi de alacaklar şimdi. Aa Nautilus'un hook ne lan? O öldü o. Oo Nautilus'un hook'un kötülük peki. Oy 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 oy. General Bao. İğrenç bir hook geldi orada. Ya şu an kırmızı tarafın hiçbir şey yapmasına gerek yok bu arada. Yone'nin peşine takıl win. Cidden bak. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok abi. Oo büyük hata. Büyük hata geldi. Hemen Lilia'nın bir yere dive atması lazım. Üst koridora koşmaları lazım. Üst koridora koşmaları lazım. Oradan da çıkması lazım derken. Aynen. Koş 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 koş. Flash'ını aldılar. Okey. Biraz daha erken engage atabilirdi orada Maokai'yi. Ultiyle falan engage atıp Malphite'ı böyle dürte dürte yani Q'suyla falan ittire ittire daha yavaş kaçmasına sebep olabilirdi. Bu da belki de skoru getirecekti sıçra sonrası. Ama bu da çok kötü değil. Onu da belirtmiş olalım. Yalnız oyun biraz durdu. Altın farkı da düştü. Şu an çünkü Lucian önde.
Yani Braum bir tık önde. Olaf bile önde yani. Az önceki hareketlerden sonra aslında çok öne geçmişti sağ taraf. Ama maalesef yeterli olmadı. Üst koridorda resmen hiçbir şey olmuyor. İkisi de birbirinden yük kasıyor. Tamamen geç oyunda kim daha böyle iyi oynarsa, işte kim takip ederse gibi bir durum olmuş oluyor. Aha, sıçrayla... Sıçra ulti atmasa, bu arada ikisinden birini atmasa kesin düşmüştü bence. Lush'un çünkü en kötü ulti açacaktı oraya. Yone bence de iyi oynuyor. Oha! Oğlum o karmanın hasar ne? O ne? Olaya bak. Aha. O ne? Yöne tek attı. Lilia yok ediyor orayı. Bahsettiğimiz olay. Lilia orayı kesti. Şimdi yürüyen Baze'i kovalıyor. Kaçtı adam harbiden. Ama işte kaçsa bile ne fark edecek ki? Bak üst koridorda farmlayan Maokai'ler var. Tamam Malphite de farmlıyor ama ben late game'de mesela Maokai'yi tercih ederim. Çok daha sinir bozucu oluyor bence. Sürekli CC atıyor falan filan. Tabii ki böyle all in savaş başında Malphite çok daha iyi ama günün sonunda ben Maokai'yi tercih ederim böyle durumlarda. Ultisi olsun, engage'i falan filan böyle kitle kontrolü çok daha iyiymiş gibi geliyor bana. Evet, ejder çıkıyor. Bu ejdere direkt gitmeleri lazım gibi geliyor bana. İki tane üst koridorunda manası yok. Işınlanları yok. O yüzden de maalesef yürüyecekler takımlarının yanına eğer gitmek isterlerse. Evet, ejderi başlıyorlar. Oğlum karma ne biçim vuruyor? Bu ne? İçeride kaldı yalnız Nautilus. Arka tarafa çok iyi girdi Olaf derken düştü hemen. Şimdi Malphite bir şeyler denemeye çalışıyor ama Malphite ölmüyor resmin içeride. Kayısı'dan biraz kötü bir ultimi derken orada Mako ile beraber bir şeyler yapabilirler mi diyeceğim. Ama maalesef orada karmanın hasarı gerçekten çok fazla. Ve burada Maokai de düşecek. Burada kazanan maalesef niye maalesef diyorum onu da bilmiyorum ama mavi takım kazanmayı başarıyor. Yani kötü bir fight. Bayağı kötü bir fight. Maç şu an dengeye geldi. Hatta bence denge değil. Bir anda mavi tarafın üstünlüğü oldu. Çünkü Lucian fed oldu bir anda. Ebedisini falan da bitirdi. Yani sıkıntı büyük. Peki bir şey soracağım. Malphite neden donmuş yürek kasıyor? Bilen var mı? Bu maç özelinde. Oğlum Lilia ne güçlü oldu ya. Bu arada eğer Karma az önceki gibi böyle uzaklardan hasarlarını falan vurursa mavi takım kazanma ihtimali var ya. Yone yine bir şeyler yapmış. Arka tarafta bu sefer Maokai diyorum. Malphite'i yakalamışlar. Malphite direkt olarak uçuyor. Lucian yan taraftan ultisini açtı. Yalnız burada Onatulus banko öldü. Kendisini feda edecek büyük bir ihtimalle. Bir şeyler dönüyor ama istediği gibi olmadı ve Lucian'a giden bir skor 4-1 oldu Lucian. Yani bana sorarsanız Lucian'ı mı takımında istersin Yone mi? Lucian çok daha garanti eğer iyi oynarsa gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Ormanda da neredeyse 2000 altınlık bir fark oluşmuş durumda. Üst koridor
ilk kulesini ve rakipte Malko'yu ilk koridor alt kulesini yıkmayı başarıyor. Şu şeyleri bir dizebilsek aklım karışıyor yani. Mesela atıyorum üst koridorla üst koridor. Bir sonrakinde lobiyi kurarken azından ona göre dizilirsek çok daha faydalı olur herkes için. Oğlum Bambi nasıl bu kadar öne geçti? Adamı erken oyunda bir sürü kez öldürdüler. Ama Bambi bir şekilde ayağa geçti. Nasıl oluyor bu? Ve altın farkında da Lilia'ya bayağı fark atmış durumda. Onun farkındasınız değil mi? Adamı kaç kere kestiler erken oyunda? 2000 altın neredeyse fark atmış karşı ormancıya. Allah Allah garip. Barona pingler geliyor. Bu arada az önce dakika 13-14 civarı oyun bitmişti de şu an dakika 13'te herhangi bir şey belli olmuş değil. Tabii ki bir savaşta bir anda her şey bambaşka bir boyuta gelebiliyor. Bu tarz oyunlarda biliyorsunuz ama burada onu çok yaşamayacağız gibi duruyor şu ana kadar gidişata göre. Evet, karma ufaktan ufaktan vurmaya devam ediyor. Trix çok geride kalmış. Yo, Maokai ile Malphite eşleştirdiğin zaman bence Maokai'nin durumu gayet iyi. Bir de Malphite donmuş yürek almış. Bence donmuş yürek o kadar da iyi bir eşya değil bu maç özelinde. Çünkü rakipte 3 tane yetenek gücü var. Hatta Yone ile Kai'Sa'da bile kısmi anlamda yetenek gücü var diyebiliriz. Yani tabii ki saldırı hızı çok rakipte. Yani Kai'Sa ve Yone'den. Ama sanki bilmiyorum. Bu benim kendi fikrim. Mesela Kai'Sa şu an şey kasıyor. Yetenek gücü kasıyor. Onlara kafa atmak biraz daha iyi gelirmiş. Lilia, oy son anda kurtardı var ya. Burada mevzu çıkacak, bu artık belli oldu. Evet, burada mavi güçlendirmeyi de almayı başarıyorlar. Malphite'ın ultisini 3-4 kişi yemedikleri sürece biraz kafaları rahat. Şimdi Malphite ultisini kullanıyor. Nautilus'un kesinlikle Malphite ultisini beklemesi lazımdı Q atmak için. Biraz kötü oynamış oldu burayı. Yalnız Olaf arka tarafa çok iyi sarktı. Bakalım Malphite düşecek mi? Malphite mi yoksa Olaf mı derken Olaf düşüyor. Arka tarafta Malphite düşüyor. Arka tarafta da Lucian öldürmeyi başarıyorlar. Ve bir anda oğlum Yone ne yaptı lan orayı? He? Oyun bir anda yine koptu diyebiliriz yani. Hemen alt koridor ikinci kulesini de alıyorlar. Dakika 16 daha. Bu arada Yone'nin ulti atması önemli değil arkadaşlar. Otomatik saldırıları çok saçma sapan vuruyor. Yani aha oyun mu bitti? Lan dedik ki en ufak savaşta oyun bitebilir. Vallahi oyun bitti. Olaya bak. İşte takım savaşı kaybetmenin zararları arkadaşlar. Bir tane fight kaybettiğin an yaşanan sıkıntı ortada. Ben bile obaya gideceğim. Yani burada harbiden ben kendi adıma Yone ile Lilia'yı tebrik ediyorum. Özellikle de Yone bayağı iyi oynadı. Ben bile oba yapıp geliyorum arkadaşlar. Yone ile Lilia'yı tebrik ediyorum. Özellikle de Yone bayağı iyi oynadı. Ben bile oba yapıp geliyorum arkadaşlar.
düşler gerçek oldu. Biri kesmek, biri mühürlemek için. Başlangıcın ve sonsuz savaşın, iblislerin ve ilahların arasında tek başımayım. Milyonlar harekete geçti. Tehlike. İkinci bir şans yok. Ya yıkım ya barış. Alacakaranlığınsa dizgini yok. İlahlarda korku, şefkat ve mantık kalmamış. Üzüleceksin. Hesap vereceksin. Pişmanlık için çok geç. İntikam. Kaderinle yüzleş. Onu mu arıyorsun? Şafağın ateşi! Pes et! Barış için fedakarlık gerekiyorsa her şeyimi feda ederim. Yanlışından dön. Şafak ve arata karanlık. Düzende de kaosta da zulüm bitmez. Geri çekilmiyorum. Her duruma karşı hazırlık yapıyorum. Işık ya da karanlık tek başına yalnızca yıkım getirir. İkinci bir şans yok. Ya yıkım ya barış. Kaderi kes! İntikam! Kararlı bir ruhun önünde kehanetler önemsiz.
ve kendini kurtar. Kaderinle yüzleş. Son nefesini al. Şatan ateşi. Geri çekilmiyorum. Ama karşı hazırlık yap. Düzende de kaosta da zulüm bitmez. Şafağın merhameti, alacakaranlığınsa dizgini yok. Kurtuluş! Kaderi kes! Merhamete vakit yok! İlahlar yavaşsın. İntikam. Yeter. Şafağın merhameti, alacakaranlığınsa dizgini yok. Üst kule saldırı altında. Ha! Ha! Yanlışından dön. Kurtuluş. Geliyorum. Barış için fedakarlık gerekiyorsa her şeyini feda eder. Vereceksin. Yorulabilir ama asla durmayacağım. Kararlı bir ruhun önünde kehanetler önemsiz. Ha! Yeter! Tehlike, geliyorum. İlahlarda korku, şefkat ve mantık kalmamış. Son nefesini al! Barış için fedakarlık gerekiyorsa her şeyini feda eder. İnsanlar uyur, ruhlar uyanır. Ne?
karşı yapıyorum. Tehlike. Yeter. Tehlike. Ha! Yanlışından dön. Merhamete vakit yok. Kapan ateşi. İntikam. Aç gibi bu. Alacakaranlığınızda dizgini yok. Işık ya da karanlık tek başına yalnızca yıkımdır. Kararlı bir ruhun önünde kehanetler önemsiz. Geliyorum. Düzende de kaosta da zulüm bitmez. Yeter! İntikam! Hesap vereceksin! Yanlışı... Kurtulun! Yeter! İntikam! İkinci bir şans yok. Ya yıkım, ya barış. Yavaşsın. Şafağın merhameti alacakaranlığında dizgini yok. Heset! Geliyorum. İlahlarda korku, şefkat ve mantık kalmamış. Işık ya da karanlık tek başına yalnızca yıkım verir. Kurtulun! Düzende de kaosta da zulüm bitmez.
ikinci bir şans yok. Ya yakın ya barış. Helset! Kaderi kes! Şafağın merhameti, alacakaranlığınıza dizgini yok. Yorulabilir ama asla durmayacağım. Sabrımı zorlama. Kurtuluş. İlahlarda korku, şefkat ve mantık kalmamış. Yanlışından dön. Kaderi. İkide iki. Rakip katledildi. İradeleriniz çarpışıyor. İkinci bir şans yok. Ya yıkım ya barış. Ormanın düşmanları yok. Yanlışından dön. Gücüm uyandı.